Merhaba, ben Burak Mert Yıldırım. 2022 YKS'de TET 2791.si sayısal 5446. olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Bugün size sınav senede nasıl ders çalıştım onu anlatacağım. Fazla uzatmadan doğrudan konuya giriyorum. 11'den 12'ye geçerken bir etüte kaydoldum ve Haziran gibi gitmeye başladım. Bu süreçte 1 Temmuz'a kadar tamamı TET olmak üzere günlük yaklaşık 3-4 saat dersimiz oluyordu ve öğlen 12 gibi bitiyordu. Akşam 8'e kadar kütüphaneye kalıyordum ve 40 dakika çalışma 10 dakika mola şeklinde toplamda yaklaşık 5 saat falan ders çalışıyordum. Ben şahsen, tyT çalışkanki sıralamamı, çözdüğüm soruların beni yorma düzeyine göre belirliyordum. Yani mesela genelde hep paragrafla başlardım, sonrasında problem ve ardından TT matematik falan filan. Çünkü akşama doğru sıkılıp bunaldığımda beni yoran sorular çözmek adeta bir işkence oluyordu. O yüzden sonları hep çözerken az zorlandığım dersleri koyuyordum. Temmuz'a geldiğimizde ise etüt bir ay kapalıydı ve ben bu ayda tatilde koronaydı falan derken ilk bir hafta harcı hiç ders çalışamadım. Ağustos'ta ise etüt tekrar açıldı ve Eylül'ün ilk haftasına kadar yine öğlene kadar ders görüp akşam 8'e kadar soru çözüyordum. Eve geldiğimde biraz daha ders çalışmam gerektiğini farkındaydım ancak etütüm eve uzak olduğu için çok yoruluyordum ve takadim olmuyordu. Genelde eve geldiğimde yemek yerken telefondan ders anlatım videosu falan izliyordum ve gün benim için orada bitiyordu. Eylül gibi okul açıldı ve ilk bir ay gittim. Ancak genelde uyanamıyordum ve derse yetişemiyordum. Akşama doğru etüte geçip ders dinleyip eve geliyordum. Sonrasında ise düşündüm ve okula ayırdığım zamanın çoğunun yolda ve kantinde geçtiğine fark ettim. Zaten hocalar da konu anlatmak yerine siz kafanıza göre takılım modunda olduğu için artık okula gitmemem gerektiğine karar vermiştim. Ama yine de konuları sadece etütten dinlemek en azından benim gibi biri için kesinlikle yetersizdi. Ve bu yüzden artık sabahları evde kalıp YouTube'dan ayete konu anlatan videoları falan izliyordum. Ve böylece öğlen yemeğimi de evden yiyip 12-1 gibi etüte gidiyordum. 1 ile 5 arasındaki vaktimi ise kütüphanede soru çözerek geçiriyordum. 8'de ise etüt dersleri bitiyordu ve eve geliyordum. Sonrasında ise biraz daha ders videosu ile günü bitiriyordum. Neredeyse Mart'a kadar bu böyle gitti. Mart'ta ise etüt hocaları konuları bitirdiğinden artık ders işlenmiyordu. Hocalar konuları bitirmişti ancak benim halletmediğim bayağı bir konu vardı. Bu yüzden sabah erkenden kütüphaneye gitmek yerine önce ders videosu izleyip ardından izlediğim konuların sorusunu çözüyordum ve bu süreçte etüte sadece sınavlar için gidiyordum. Bu arada eklemem gereken bir not var. Ben Eylül'den Mayıs'a kadar bir etütte biri okulda olmak üzere haftada iki TYT denemesine giriyordum. Ocaktan itibaren size iki haftada bir AYT denemesi çözüyordum. Mart ve Nisan'da bu dediklerimi yaparak ilerledim. Ancak Mayıs'ın başına doğru sınav senesinin verdiği mental yorgunluk ve stres ile günde bir iki deneme çözmekten başka bir şey yapamaz hale gelmiştim. Ama kesinlikle sizsiz olun. Sakın ha son aylarda boşlayayım falan demeyin. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar ancak şunu unutmayın ki bana verimli gelen size verimsiz gelebilir. Neticede hepimiz birbirimizden farklıyız ve sınav sürecinde çalışmalarımız da doğal olarak bambaşka olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerseniz diğer iki videoma şuradaki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.